Siyasete Bakış'tan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz Ravest Araştırma'dan Roj Girasum. Sayın Girasum merhaba. Merhaba. Evet, siyaset konuşuyoruz. Sen de böyle polemiklerle, bir sürü iddialarla birlikte çok yoğun bir gündem var. Üçüncü yılını bir de bu hafta geride bırakıyoruz. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin. Biraz bunu da belki analizlerde değerlendirmek istersiniz. Şimdi biz uzun süredir seçim konuşuyoruz. Bu sistemin son iki yıldır belki herhalde seçim konuşuyoruz. Bugün de öyle. Her gün bir anket yayınlanıyor. Siz de araştırmalar yapıyorsunuz sahada. En başta o anketlerin birçoğunda muhalefet de öyle diyor. Cumhur İttifakı eriyor. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Cumhur İttifakı eriyor mu gerçekten? Eriyorsa neden eriyor sizce? Evet. Evet, Cumhur İttifakı eriyor. Yani bizim de gördüğümüz sahadan çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini gösteriyor. Bu neredeyse bütün kamuoyu araştırmalarının ortak çıkarımı. Ama bu erime henüz büyük kütleler halinde değil, küçük parçalar halinde olmaya devam ediyor. Ve bu erime Cumhur İttifakı'nın kesin şekilde bir seçim yenilgisi ilanı anlamına da gelmiyor. Cumhur İttifakı için gittikçe daha kritik, Millet İttifakı için ise daha gittikçe daha sevindirici bir dönem. Daha güç kazandıkları bir dönem. Ama bu halen seçimlerin bıçak sırtı olma halini vesaire ortadan kaldırmıyor. Ve bir diğer şekilde de seçimlere giderken hiçbir tarafın kesin bir galibiyet müjdesi anlamına da gelmiyor. Şimdi Ahmet Hakan yazmıştı, %38-40 veriyor MYK üyesi parti oyu için. Gerçekçi mi bu rakam sizin ölçümlerinizi de değerlendirdiğinizde? Yani evet, bu biraz bıçak sırtı dediğim gibi ama bu sonuçlar kamuoyu araştırmaları en nihayetinde ay ay değişebilen sonuçlar. Seçmen davranışı değişebiliyor. Daha sonrasında kendi partisine yönelebiliyor. Bazen kararsızlarda birikebiliyor. Ama yani bir rakam vermekten ziyade, bir rakamın şu anda doğruluğundan bahsetmekten ziyade durumun bıçak sırtı olduğunu ifade etmek, Cumhur İttifakı'nın erimede olduğundan bahsetmek ve bunun nedenleri üzerinden konuşmak daha sağlıklı olur. Neden bir oy kaybı, bir uzaklaşma, bir mesafe koyma ya da kararsıza dönüşme belki tercihte yapmadılar? Bir geniş kararsız kitleden bahsediliyor. En büyük parti Kararsızlar Partisi yorumları da var. Neden sizin tespitlerinize göre? Evet. Bir defa şimdi seçmen uzun süredir AK Parti'den rahatsızlığını ifade ediyordu. Özellikle AK Partili seçmen. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu ittifak içerisinde bir tepki oy verilmişti. Yani çok fazla bir yere kaymadan daha çok ittifak içerisinde hareket etme pozisyondaydı seçmen. Hem Millet İttifakı açısından hem Cumhur İttifakı açısından. Ancak Cumhur İttifakı üzerinde konuşacak olursak şu an bu rahatsızlığın AK Parti'yi aşan şekilde biraz daha Cumhur İttifakı'nın geneline yayılan bir rahatsızlık olduğu görülüyor. Herkes görüyor işte son bir senedir özellikle pandemiyle de beraber Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik bozukluk var. Bu ekonomik bozukluk artık seçmen tarafından çok tolere edilebilecek düzeyde değil. Hükümetin de yönetebileceği bir kriz olmaktan çıkıyor. Ve doğrusu hükümet artık çok umut vaat etmekten çıkıyor. Bu ekonomik krizi toparlayabileceği hissiyatı, güvenini çok sağlayamıyor bir süredir. Ancak bununla beraber bu çok büyük oy kayıplarına sebebiyet vermiyor. Bu da henüz muhalefetin ülke yönetebileceğine dair büyük bir güven hissiyatını seçmende oluşturamamasıyla alakalı, çokça alakalı. Özellikle AK Parti'nin bu 18 yıllık iktidarı döneminde kazanımlar elde ettiği düşüncesinde olan seçmenler bu kazanımlarını hem kaybetmekten korkuyor, öte taraftan istikrarsız bir hükümet korkusu var. Bu korku gittikçe azalsa da halen
hakim bir korku. Çünkü öte taraftan henüz Millet İttifakı'nın dört başı mamur bir politikası yok. Çok fazlasıyla birbirine benzemezlerden oluşuyor. Bu her an bir kriz ihtimali, riski hissiyatı uyandırıyor seçmende. Bu hissiyat da Cumhur İttifakı'ndan ayrılmayı zorlaştırıyor günün sonunda. O yüzden Cumhur İttifakı oy kaybetmekle beraber öncelikle bu oy kayıpları biraz kararsızlara kayıyor. Kararsızlardan sonra da biraz durumu yokladıktan sonra ya AK Parti'ye geri dönüyor ya da diğer siyasal partiler arasında küçük ve eşit şekilde dağılıyor. Şimdi aslında size soracağım CHP neden sonuçta ikinci büyük parti neden yükselmiyor sorusuna bir anlamda yanıt almış oldum. Ama sizin bir paylaşımınız vardı özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt seçmende orada bir kıpırdanıştan bahsediyordunuz. CHP'nin oyu biraz daha topluca belki bir ilk kez daha ifade edilebilir. Neden o güven probleminden bahsediyorsunuz ama neden yükselmiyor? Doğu'da o izlediğiniz değişim nedir? Evet. Şimdi çok uzun süredir Türkiye'de seçmen davranışıyla Kürt seçmen arasında özellikle bölgedeki Kürt seçmen davranışı arasında bir farklılık belirmeye başladı. Yani bu sadece oy verilen siyasal partilerle alakalı değil. Zaten bu geçmişten beri böyleydi belki. Ama şimdi bir siyasal partiye ya da bir seçmen davranışına dönük tepkiler de farklılaşıyor. Kürt seçmenle Türkiye geneli seçmen arasında farklılıklardan bahsetmeye başladığımızda. Özellikle Kürt seçmen açısından şöyle bir durum var. Yani 2002'den 2015'e kadar bölgede HDP ile AK Parti arasında tanzim edilmiş, dağıtılmış bir tablo vardı. Yani bu iki siyasal parti dışındaki diğer siyasal partilerin çok irili, ufaklı, yani çok ufak partiler olduğunu, çok böyle anlam taşıyan sayısal kazançlar elde edemedikleri, sayısal başarılarla öne çıkamadıklarını gördük. Şimdi çok uzun süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi burada görünür olmaya başladı. Evet, Türkiye genelinde arttırdığı oydan fazlasını arttırıyor Kürtler arasında. Bu önemli. Bence bu altı çizilmesi gereken bir nokta. Şu an CHP, evet Türkiye genelinde de oylarını kısmen arttırıyor gibi görünse de çok büyük bir çıkışta değil, çok büyük bir yükselişte değil. Millet İttifakı bir bütünen biraz oyunu arttırıyor parçalar halinde ama CHP'nin çok böyle büyük bir yükselişi vesaire de hissedilmiyor. Ama bütün bunlarla beraber şunu ifade etmekte yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada çok uzun erimli bir siyasal dönüşümünün meyveleri var. Meyveleri toplanmaya başladı. Tabii bu oy artışı Türkiye geneline vurduğunuz zaman ya da işte oransal bir yerden daha matematiksel bir hesaba çektiğinizde, hesapladığınızda çok büyük bir oya tekabül etmiyor. Ama üzerine konuşulması gereken ve anlaşılması gereken bir değişim bu. Çünkü CHP'nin oy oranı şu anda bölgede 2 yıl içerisinde, yani şimdi 3 yıl içerisinde 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin yıl dönümündeyiz bugün. Bu 3 yıl içerisinde neredeyse 3 kat arttığını görüyoruz. Bu 3 katlık bir oy artışı özellikle HDP ve AK Parti'yi incelediğimizde daha da dikkate değer bir hale geliyor. AK Parti'nin bir oy erimesi olduğunu görüyoruz. Kürtler içerisinde ciddi bir oy kaybı var. Rahatsızlık artıyor. Ve bu oy sadece işte tabii CHP'ye gelmiyor. Yeni kurulan siyasal partiler de var. Deva ve Gelecek gibi. Onun haricinde de bölgenin ikinci büyük, iki büyük gücünden birisi olan HDP'de oyunu arttırmıyor. Yani evet, dışarıdan çok büyük bir basınç var HDP'ye karşı. Belki fiziksel saldırılar, bunun haricinde motivasyonunun kaybolması, bir çatışmalı süreç vesaire HDP'nin oy arttırmasını engelliyor olsa da
günün sonunda gördüğümüz HDP'nin de ciddi bir hareketlilik yaratmadığı, yani HDP'de de bir oy artışı yok. Hem AK Parti'de oy kaybının fark ederken hem HDP'de bir oy artışı olmadığını gördüğümüz bu ortamda CHP'nin oyunun artması dikkate değer. Bunu da biz biraz şununla açıklıyoruz aslında. Bu bir CHP'nin 2011 yılından beri izlediği politikalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından bu yana meselesiyle alakalı, daha mütedil bir dil kullanması, Kürt sorunun çözümüyle alakalı zaman zaman çıkışlar yapması, partiyi eski kliğinden, işte bu ulusalcı diye nitelendirilen klikte büyük oranda arındırması ve sosyal demokrat tandansı partinin ağırlık merkezi haline getirmesi. Bu ağırlık merkeziyle beraber, yani bu ağırlık merkezinin sosyal demokrasinin ile taşlandırılmasıyla beraber bir diğer önemli mesele şu: eğer CHP 2019 belediye başkanlığı seçimlerinde bu kadar büyük değişimlere öncülük etmemiş olsaydı, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir belediyelerini kazanmamış olsaydı, muhtemelen bu Kürt oylarında ki bu olumlu pozitif artışı göremeyecektik. Ama gördüğümüz CHP'nin buralarda oy alması, İmamoğlu ve Yavaş gibi yeni fenomenlerin ortaya çıkması CHP'nin oyunun artışına sebebiyet veriyor. Bunu ortaya çıkaran faktörlerden birisi. Yani Batı'daki başarı Doğu'ya etki ediyor bu anlamda. Dikkat çekici. Evet, evet. Şimdi bölgede oradan devam edelim. Özellikle yeni kurulan partiler bekleneni vermedi. Bu ifade Saadet Partisi Genel Başkanı'nın üstelik. Bölgede özellikle çok umutlulardı AK Parti'den kopan oylar açısından, onlara talipler ve Batı'da iki ise işte orada onların dört olduğu yönünde de değerlendirmeler var. Evet. Bölgede siz nasıl görüyorsunuz yeni kurulan Gelecek ve Deva Partilerini? Şimdi bu iki siyasal parti, özellikle Deva Partisi, büyük beklentilerle kuruldu. Bu iki siyasal partiyi AK Parti'den kopan diğer siyasal hareketlerden ayıran şey, başka siyasal partilerde kuruldu, hatırlarsınız, Türkiye Partisi, DGP vesaire falan. Ama bu iki siyasal parti AK Parti'nin ana omurgasından koparak geldi. Birisi eski başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu, diğeri hem Dışişleri Bakanlığı hem ekonominin uzun süre patronluğunu yapmış Babacan. Ve Babacan'ın liderliğini yaptığı Deva Partisi'nin Gül destekli bir siyasal hareket olduğu da uzun süre konuşulmuş ve böyle bir zeminde vuku bulmuştu. Şimdi bugün günün sonunda bu iki siyasal harekete dönüp baktığımızda aslında Kürt seçmen içerisindeki oyların Türkiye genelinin iki katı olduğunu görüyoruz bu iki parti içerisinde. O yüzden Türkiye genelindekinden daha büyük bir karşılıkları var bu iki siyasal partinin. O yüzden bunun bir altını çizelim. Ama bu iki siyasal partinin, özellikle Deva Partisi'nin henüz bir yükseliş trendine istenilen şekilde girememiş olmasının sebepleri çok farklı. Bir, Deva Partisi'nin henüz seçimi kazanabilecek bir güç enerjisi oluşturmaması. İki, İYİ Parti ve CHP'nin muhalefette daha büyük sayısal rakamlarla temsil edilmesi ve oyların muhalif oyların buraya daha rahat kanalize edilmesi. Bir üçüncü sebep de Deva Partisi'nin bazı yapısal problemleri. Yani başından beri yapılan eleştiriler, işte Babacan'ın bir teknokrat lider olmaktan çokça çıkamaması, işte daha şehirli bir dil kullanması, diğer taraftan da dışsal sebepler, işte ana akımda yeterince vesaire görünmemeleri. Türkiye'deki önemli bir toplumsal kesimin henüz bu siyasal partilerin kurulduğundan haberlerinin de olmaması. Doğru. Yani Türkiye'de çok ciddi anlamda bir seçmen kitlesi henüz bu iki siyasal partinin de varlığından çokça haberdar değil. Bu büyük medya ambargosundan kaynaklı.
Bütün sebeplerle beraber Deva Partisi özelinde henüz oylarını arttıramamalarının en önemli sebeplerinden birisi, az önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye'yi de seçim kazanabilecek bir hissiyatı yaratmamış olmalı. Bu da muhafazakar seçmenin yer değiştirmesine, AK Parti'den kopmasına engel bir güç teşkil ediyor. Seçmen en nihayetinde rasyoneldir ve kazanabilecek en iyi siyasal partiyi yoklar. Muhafazakar seçmenine ve çok ciddi bir AK Parti'den duyduğu ciddi bir rahatsızlık var. Ekonomik rahatsızlıklar vesaire. AK Parti'nin yapısal olarak yıprandığı, işte artık bu yükü taşıyamadığı, ülkeyi yönetemediğine dair ciddi hissiyatlar, krizler var. Ama henüz halen muhafazakar seçmen açısından, AK Parti seçmeni açısından iktidarı kaybetme korkusu iktidardan duyulan rahatsızlıktan daha ağır basıyor. Ve bu kaybetme korkusu, yani iktidarı kaybetme korkusu da Deva ve Gelecek Partilerini yoklamalarına, ama buraya henüz kaymamalarının da sebeplerinden birisi. Tabii bu iki siyasal parti içinde biraz seçim dönemlerini beklemek lazım. Özellikle Deva Partisi için bir seçim dönemini beklemek lazım. Bu AK Parti'nin gideceği görüldüğü durumda, gidileceğinin artık görüldüğü bir rasyonalitede burası daha çok görülebilir. İktidarın ortaklarından birisi olacak bir seviyeye de gelebilir. Ancak özellikle diğer taraftan Gelecek Partisi daha çok post Erdoğan dönemin bir siyasal hareketi olarak kendini konumlandırmış yerde. O da ama Gelecek Partisi'nin beklentinin üstünde, Deva Partisi'nin ise beklentinin altında olduğu görülüyor şu anki siyasal tabloda. Tabii biz bunları yine mevcut duruma göre normal şartlar altında diye konuşuyoruz. HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi oraya geçelim çünkü siyaseti eğer bir kapatma olursa bu kapatma davasının etkisi ne olur? Kapatma gerçekleşirse bu siyasi sonucu bunun ne olur? %10'luk bir siyasi parti. Buna dair geçmiş deneyimleri de değerlendirmişsinizdir mutlaka. Bugünün tablosu seçmen profiline bakılırsa ne umuluyor, ne olur sizce? Bir ölçümünüz, analiziniz var mı bu konuda? Şimdi HDP geleneğinden gelen siyasal hareketlerin her bir kapatılan her bir partiden sonra açılan yeni siyasal parti selefinden daha büyük oy aldı. Yani bu Bu doğru. matematiksel Tabii. bugünden gördüğümüz bir sonuç. DEHAB HADEP'ten fazla aldı, HADEP DEP'ten fazla aldı, BDP DTP'den fazla aldı, HDP bunların hepsinden fazla oy aldı. Ancak tarih böyle bir süreç, böyle bir mekanizma değil. Yani her defasında denenen, aynı sonuçları veren bir yer değil. Yani bir çelişkiye de, bir yeni sürece de hazırlıklı olmak ve bu şekilde başka seçenekleri de değerlendirmek gerekiyor. Bu işin tarihsel süreci. Ancak bugünden gördüğümüz şey şu: 2015'ten bu yana, 2014'ten bu yana hatta HDP denilen bir siyasal parti seçimlere giriyor. Ve Türkiye'de HDP'de geleneğinden gelen siyasal partilere ilk defa aynı seçmen 3 defa aynı logoya basarak seçime girdi. Doğru. 2015 7 Haziran'da, 2015 1 Kasım'ında, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve hatta 2019 yerel seçimlerinde. Yani 4 seçim olmuş oldu. Bu çok önemli bir hafıza. Yani bu çok önemli bir etken de, HDP'nin oyunu koruması, o hafızayı kaybettirmemesi vesaire. Tabii ki her bir siyasal partinin kapatılması başka reflekslere vesaire sebebiyet veriyor, ama en nihayetinde bu siyasal partilerin kapatılması her defasında yeni bir hafıza yenilenmesine, bu siyasal partilerin yeniden görünürlük çabasına vesaire sebebiyet veriyor. Şimdi bir de Türkiye'de HDP'nin teşkilatlarının vesaire dışsal sebepler nedeniyle yaşadıkları krizleri,
zayıflıkları biliyoruz. Özellikle taşrada HDP'nin örgütlenmeleri daha zor durumda. Biraz güvenlik bürokrasisinin vesaire etkileri var. Şimdi HDP'nin kapatılmasının bir ihtimal özellikle taşra seçmeniyle bu şekilde bir bağının zayıflamasına sebebiyet verebilir. Yani bu bahsettiğim hafıza yitimiyle alakalı bu bir handikap. Öte taraftan HDP'nin normal şartlarda başka bir adaya ikna edemeyeceği seçmen grupları var. Kendi içerisindeki seçmen grupları yani. HDP'ye oy vermekle beraber siyasetini henüz AK Parti karşıtlığı üzerinden tahkim etmeyen, o kadar ideolojik bir sahiple oy vermeyen bir seçmen grubundan bahsediyorum. Bu seçmen grubu HDP'nin kapatılması durumunda HDP'nin işaret edeceği bir adaya çok daha rahat oy verebilir Erdoğan karşısında. Yani burada hükümet HDP'nin kapatılmasıyla, Cumhur İttifakı HDP'nin kapatılmasıyla parlamentoda ne murad ediyor bilmiyorum. Ama ya da nasıl bir sonuca ulaşır, bunları bugünden konuşmak hipotetik önermeler olur. Yalnız Cumhurbaşkanlığı seçiminde, başkanlık seçimlerinde bu seçmen grubunun oy vermesini engelleyemeyecek. Yani burada çıkacak bir adaya HDP seçmeninin daha güçlü şekilde çalışması, daha yoğun motivasyonla gidip oy vermesi, hatta kendi seçmeninin de daha büyük bir kırılmayla gidip karşıdaki adaya oy vermesi daha güçlü bir olasılık. Ve bu olasılıkların ben hükümet cenahından çok uzun erimli şekilde, çok böyle rasyonel şekilde değerlendirildiğini henüz düşünmüyorum. Türkiye'de bir başkanlık rejimi var artık ve bu başkanlık rejiminde HDP'nin kapatılması seçimler açısından çok anlam ifade etmiyor. Evet, ama Cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyebilecek sonuç üretebilir. Evet. Diyor. Yani bu Kürt seçmenin daha yoğun bir motivasyonla Erdoğan karşıtlığı üzerinden oy kullanma davranışını şekillendirebilir. Yani parlamentoda HDP'nin girişini engellemek üzerine kurulan bu adımın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bazında başka yansımaları olacak. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'de artık milletvekilliği seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber yapılıyor ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kendisi milletvekilliği seçiminden, parlamento seçimlerinden çok daha anlamlı. Çünkü artık bütün yetkiler başkanlıkta, Cumhurbaşkanlığında, parlamento zaten çok kısıtlanmış durumda. Hali hazırda HDP'nin parlamentoda olmasının kendisinin dahi çok yarattığı büyük bir durum yok. Muhalefetin genel anlamda olmasının çok büyük bir anlamı yok. Artık çok etki edemiyorlar bu genel parlamenter sistem sebebiyle. Cumhurbaşkanlık sistemi sebebiyle. Siz burada parlamentoya girişi engellenen bir HDP yaratmak isterken ki bunun başka formülleri yine bulunur. Yani başka bir siyasal partiye oy verebilir seçmen, yeni bir siyasal parti kurulabilir vesaire. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı ne yapacak? HDP seçmenin seçimlere girmesini mi engelleyecek? Evet, önemli bir soru. Son olarak sıklıkla ifade ediliyor. Bu seçimin sonucunu gençler, Z kuşağı, yeni ilk kez oy kullanacak seçmenler belirleyecek diye. Öyle mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya da bu seçimin sonucunu sizce kim belirleyecek? Ne genç seçmen dediğimiz seçmeni, bu Z kuşağı dediğimiz seçmeni bir defa yine böyle yekpare, homojen bir seçmen grubu olarak tanımlamamak lazım. Türkiye'de AK Parti'nin iktidara gelişi 2002 ve o günden bugüne oy kullanmaya başlayan, ilk defa oy kullanmaya başlayan seçmenler şu an Türkiye'de o dönemden önceki seçmen grubundan çok daha fazlası. Yani aslında ilk defa oy kullanan, sonrasında eklemlenen seçmenlerin önemli bir kısmı AK Parti'nin oyunu arttırmasına da sebebiyet verdi. Ama bütün bunlarla beraber Z kuşağı diye tabir edebileceğimiz genç seçmende, özellikle ilk defa oy kullanacak seçmenlerde AK Parti'nin artık birinci siyasal parti olmaktan çıktığını görüyoruz. Türkiye genelinde için söylüyorum.
Kürt gençlerinde de, Kürt gençlerinde de AK Partili gençlerin sayısı genel gençler içerisinde daha küçük bir oranı tekabül ediyor. Ve bu gençler AK Parti'yi daha açıktan savunan bir pozisyondan da uzaklaşmış durumdalar. Bu ve Türkiye'de genel anlamda bu genç nüfusun artışı, Z kuşağının varlığı hükümet için, Cumhur İttifakı için tehlike çanlarının daha büyük şekilde çalmasına sebebiyet veriyor. Bu seçmeni Türkiye'deki makro politikalardan ayırıp sadece kendi gündemiyle değerlendirmek çok sağlıklı değil. Türkiye'deki bu büyük ekonomik krizin zaten en çok yansıdığı grup gençler. En fazla işsizlik gençlerde var. Bu tür büyük krizler, bu tür büyük problemler genç seçmenin tabii ki gelecek kaygılarını güçlendiriyor, yeni alternatiflere yönlendiriyor ve umut arayışına sevk ediyor. Bu umut arayışına cevap olabilecek, bu serüvenine anlamlandırabilecek her siyasal söylem, her siyasal aktör, siyasal parti buradan güçlenerek çıkabilir. Ancak iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın burayı heyecanlandırabilecek, buraya ışık olabilecek söylemlerden son dönemlerde özellikle çokça uzaklaştığı da görülüyor. Bu muhalefet için bir avantaj. Şimdi evet, gençler etki edecek ama seçimin sonucunu onlar mı belirleyecek? Ya da işte son olarak sorduğum, sizce seçimin sonucunu kimler belirleyecek? Seçimin sonucunu kimler belirleyecek? Seçimler çok bıçak sırtı olduğu için herkes belirleyebilir ama aslında Türkiye'de böyle seçmen davranışının daha hızlı değiştiği yerler var ya da sadık seçmenlerin daha fazla olduğu gruplar var. Şimdi AK Parti'nin uzun süre sosyal yardımlar, işte sosyal politikalarla dokunduğu bir ev kadınları vardı. Ev kadınları dediğimiz bir seçmen grubu vardı. Buraya da artık eskisi kadar hitap edemediğini görüyoruz. Şimdi artık yerel iktidar imkanları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerde sosyal yardımları kullanabilme, seçmenle direkt temas edebilme imkanları arttı. Bu artık muhalefetin de lehine bir yerde oluştu. Diğer taraftan tabii Türkiye'de ilk defa 2023 yılında olursa seçimler 5 milyon seçmen oy kullanacak. 5 milyon seçmenin Türkiye genelindeki diğer seçmen gruplarına oranla AK Parti'ye oy verme oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Ve 2 milyon Kürt genç seçmen olacak bu 5 milyon Kürt seçmenden yaklaşık olarak. Bu da biraz daha böyle altı çizilmesi gereken noktalardan birisi, hatırlanması gereken noktalardan birisi. Çünkü bu genç Kürt seçmenin genel Türkiye'deki genç seçmenlerle farklılıkları var, meselesinde hassasiyetleri var, talepleri var. Bu taleplere de dokunacak. Genel anlamda gençlerin makroekonomik problemlerini de çözme niyetinde olacak. Bu dili inşa edebilecek aktörlerin seçimleri kazanma ihtimali artıyor. Ama sadece genç seçmeni konuşmamak lazım. Az önce de bahsettiğim gibi ev kadınlarından da, yani AK Parti'nin en sadık seçmen grubu ev kadınlarından da çok ciddi bir oy değişimi görebilir. Bu AK Parti için daha büyük bir sürprize sebebiyet verebilir. Evet, ilginç. Hep esnafta bir kopuş olabilir deniliyordu. Ev kadınlarının altını ilk kez siz çizdiniz evet. Bu açıdan. Yani çarşının gündemi artık eve de gidiyor. Tabii. Yani artık esnafın gündemi artık eve de yönelmeye başladı. O yüzden bir daha az önce bahsettiğim gibi yani bu yerel dar imkanları, sosyal yardımlar, CHP'nin artık iktidar olabilme hissiyatını vermesi özellikle bu son yerel seçimler sonrası çok önemli. Evet, bunların da sonuçları oluyor ama daha tabii o güne seçim mevzuatını hiç sormadım bile, bir mevzuat değişikliği neye yol açar onu da ayrıca tabii değerlendirmek gerekecek sanıyorum, değil mi? Evet. Ravest araştırmadan Roj Giresun, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.